Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde çok üzücü bir davadan bahsedeceğiz. Bu da Julie Ward davası. Ve davanın sonunda aslında bir şeylerin gerçekten de çözülmüş gibi bir noktada olduğu ama resmi olarak bir isim verilmediğini göreceksiniz. Bundan ötürü de size şimdiden sorum bu. Videoyu izleyin ve sizce dava çözüldü mü, çözülmedi mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de birilerinin ayağa kaydırılmasın, iyi pozisyonda olan birileri kötü duruma düşmesin diye bu davaya herhangi bir etiket koymadılar mı? Bunun kimler tarafından işlendiğini bundan ötürü kabul etmiyorlar mı? Yoksa gerçekten de bununla bir alakası yok. O kişiler gerçek suçlular değil mi? Yorumlarda konuşalım. Ama videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum. O da eğer kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki kırmızı abone ol butonundan bir tıkla çok kolay abone olabilirsiniz ve bana da inanın çok büyük faydası olacak. Evet, şimdi videomuza geçelim. Bu videoyu izledikten sonra bana biraz kızabilirsiniz. Sezgi bir hayalimize daha mı çomak soktun diyebilirsiniz. Tabii ki de niyetim hiçbir zaman öyle değil, şaka bir yana. Ama bugün yine çoğumuzun hayallerinde olan bir şeyden bahsedeceğim. Dava yine öyle bir durumla alakalı. Daha fazla sizi yormayayım ve direkt olarak olaya geçeyim. Bugün Julie Ward davasından bahsedeceğiz. Julie Ward sessiz, nazik bir genç kadındı. İngilizdi kendisi ve daha önce iki kez Afrika'yı ziyaret etmişti. İki ziyaretinden sonra gerçekten oraya aşık olduğunu fark etmişti. Sürekli orada vakit geçirmek istiyordu. Oranın doğası, oradaki hayvanları görmek vesaire, bunlar onun hep böyle içini huzurla dolduran şeylerdi. Ve ikinci geziden döndüğünde ise bir planlama yapmaya başladı. Bu planlama uzun sürecekti, aylarını alacaktı ama buna değmesini umuyordu. Her şeyini tamamladıktan sonra heyecanla Kenya'da bulunan Masai Mara bölgesine doğru geziye çıktı. Ancak bu geziden sonra ailesi onu bir daha canlı göremedi. Julie Ward İngilizdi demiştim hatırlarsanız. İngiltere'nin Suffolk bölgesinden geliyordu aslen ve oraya yakın olan Bury St. Edmunds yakınlarında 8 yıl boyunca bir şirkette yayıncı asistanı olarak çalıştı. Ve bu 8 yılın ardından da artık dünyayı görmek istediğine, buna hazır olduğuna karar vererek oradan ayrıldı. Dediğim gibi daha önce iki kez Kenya'ya gitmişti zaten ve çok sevmişti orayı. 1988 yazıydı bu bahsettiğim dönemde. Orada 2 ay boyunca kalmıştı. Bu 2 ay içerisinde Kenya'nın vahşi doğasının, o bereketli yaban hayatının uçsuz bucaksız güzelliği tadını çıkarmıştı. Bu üçüncü gidişinde de Afrika'da eninde sonunda kabile mücevherleri satan bir iş kurmayı planlıyordu. Yani oraya yerleşmek istiyordu bir nevi. Afrika'ya gittiklerinde 2 Eylül tarihinde Nairobi'den ayrıldılar ve yanında da deniz biyoloğu olan Glenn Burns adında bir arkadaşı vardı Julie'nin. Dünyaca ünlü Masai Mara Parkı'nın tam kalbindeki Sand River kampında kalıyorlardı. Buraları isterseniz size biraz anlatayım. Nasıl bir yerden bahsettiğimize dair kafanızda daha net bir fotoğraf oluşsun. Masai Mara adını bölge sakinlerinin atalarından olan Masai halkının onuruna almıştır. Mara kelimesi Masai yani Ma dilinde benekli anlamına geliyor. Masai Mara'yı ziyaret ettiğinizde bu bölgenin adını nasıl aldığını anlamak çok da zor olmaz aslında. Çünkü bu manzarayı çevreleyen kısa gür ağaçlar ona bir çeşit benekli görünüm vermekte. Şimdi gözlerinizi kapatın ve göz alabildiğine uzanan hafif dalgalı bir savana hayal edin. Sayısız antilop ve zebranın önünüzde tembelce otladığını düşünün. Bu duygunun ne kadar ilham verici olduğu ve doğaya ne kadar insanı yakınlaştırdığını hayal edin. Masai Mara dünyadaki en yüksek vahşi hayvan yoğunluğuyla tanınır. Afrika'nın büyük memelilerinin %40'ından fazlası burada bulunabilmekte. Ancak Masai Mara'da uçsuz bucaksız ovalardan çok daha fazlası var. Masai Mara Ulusal Koruma Alanı'nın yanı sıra bölgede bir düzine topluluk koruma alanı, birkaç grup çiftlik ve çok sayıda Masai köyü bulunmaktadır. Masai Mara'nın dünya çapında en çok ünlü olduğu şey ise destansı büyük göçe ev sahipliği yapması. Her Temmuz'dan Ekim'e kadar o geniş savanlarında 1,5 milyon antilopu ağırlamakta. Bu bölgelerde insanlar safari gezilerine çıkabiliyor ve çeşitli aktiviteler arasından seçim yapabiliyorlar. Göç mevsiminde Afrika'nın büyük kedileri de canlanıyor. Antiloplardan, zebralardan oluşan o sonsuz göç akışı
büyük kedilere görünüşte sonsuz bir yemek sunuyor. Aslında onlar için bir manada açık büfe olmakta. Aslanlar, leoparlar ve çitalar yılın bu döneminde güçleniyorlar ve bol miktarda yiyecekle sağlıklı yavrulara sahip olabiliyorlar. Masai Mara'da onlarca yıldır bölgede yaşayan çok sayıda aslan sürüsü de var. Dişiler sürünün daimi üyeleri. Ancak erkek aslanlar diğer aslanlar tarafından gruptan kovulma eğiliminde. Geceleri diğer erkekleri kendi bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyaran erkek aslanların derin kükremelerini bile duyabilirsiniz. Umarım okuduğum bu bilgilerden sonra kafanızda Masai Mara'ya dair bir şeyler canlanmıştır. Çünkü benim açıkçası canlandı bunları okurken. Julie ise burada bir şeyler yapmak, hayatını sürdürmek için bir nevi biçilmiş kaftandı. Çünkü kendisi amatör bir fotoğrafçıydı. Ve asıl istediği şey antilopların göç ederkenki görüntülerini almak, onları işte kaydetmekti. Ve Sand River kampına varmalarından sonraki gün arkadaşıyla birlikte, yani Glenn'le birlikte Suzuki marka jiplerine atlayıp yola koyuldular. Antilopların görüntülerini kaydedecek, orada aslında kendi başlarına bir nevi safariye çıkmış olacaklardı. Devasa sürüyü takip etmeye başlamışlardı ki cipleri bozuldu. Yakınlarında da Mara Serena Lodge adlı bir pansiyon bulunmaktaydı. En azından cipleri tamir olana kadar geceyi orada geçirmeye karar verdiler. Sonraki günse Glenn, cip için gerekli olan yedek parçayı almak için Nairobi'ye geri döndü. O oradan malzemeyi alıp getirip öyle tamir edecekti. Bu şekilde planlamışlardı. Ancak sonraki iki gün içerisinde başka bir kampçı Julie'ye yardım etti ve cipi tamir etmeyi başardılar. Julie de cip tamir olur olmaz Mara Serena Lodge'dan ayrıldı. Öncelikle Sand River kampına gitmeyi planlıyordu. Hatırlarsanız Glenn'le orada kalmaktaydılar ve çadırlarını orada bırakmışlardı cip bozulunca, pansiyona geçince. Bu yüzden gidip oradaki çadırları toplayacak, ardından da Nairobi'ye gidecekti planına göre. Fakat insanlar ona yalnız gitmesini tavsiye etmediler. Orada çalışanlar vesaire hep uyarmışlardı. Bak buralar güvenli değil, tek başına böyle safari gibi işte bir yolculuğa çıkma. En azından arkadaşının dönmesini bekle dediler. Fakat Julie nedendir bilmiyorum onları dinlemedi ve bütün tavsiyelere rağmen tek başına yola çıktı. Nairobi'ye dönüş yolununsa 200 millik kısmı çoğunlukla toprak yollardaydı ve yolculuğunun da tahminen 6 ila 7 saat arasında sürmesi gerekiyordu. İnsanların çoğu Julie'den haber almamalarını garip bulmamışlardı, safaride olduğu için, Afrika'da gezdiğini düşündükleri için. Ama aradan birkaç gün geçtikten sonra babası John Ward, Julie'nin seyahat düzenlemelerini kontrol etmek için ona telefon etti. Fakat telefonu açan olmadı. Bunun ardından bir böyle sorup soruşturunca Julie'den 2-3 gündür haber alınamadığını fark etti. Babası 57 yaşında çok zengin bir otel sahibiydi aslında. Yani bayağı varlıklı bir aileydiler. Ve Julie'nin ortada olmadığını fark ettikten sonra bütün arkadaşlarıyla iletişime geçti. Bunların arasında tabii ki Nairobi'ye giden Glenn adındaki arkadaşı da vardı. Ve bu konuşmalar sonucunda Julie'nin ne Nairobi'de ne de Mara Serena Lodge'da, hatta ne de o kampta olduğunu öğrendi. Ve kızının kayıp olduğundan emin olmuştu. Ertesi gün hemen bir uçağa atlayıp o da bu bölgeye doğru geldi ve orada bir arama düzenlemeyi planlamıştı. Tarih 13 Eylül'de bu sırada ve John rezerve aramak için tam 5 tane uçak ve bir tane de helikopter kiralamıştı. Neden o yapıyor diye soracak olursanız, polis ilgi göstermiyordu davaya ilginç bir şekilde. Ve arama yapanlar da yaklaşık 40 bin mil karelik, ki bunu çevirdim 103 bin kilometre kare olarak çıkıyor. Çok mu büyük bir şey oluyor bu, yanlış mı oldu bilmiyorum ama 40 bin mil karelik yazıyordu araştırdığım yerde. Ve 2-3 farklı yerde çevirdim, hepsinde 103 bin olarak çıktı kilometre karesi. Yani her ne kadarsa çok büyük bir alandan bahsediyoruz arkadaşlar. Böyle devasa bir arazi, onu parçalara böldüler ve her grup belli bir bölgeyi aramaya başladı. Pilotlar da bir gün boyunca oradaki tozlu ovaları, nehir yataklarını, sulama yerlerini vesaire uçaklarla aradılar. Resmen böyle dibine kadar yanaşıyorlardı, bir şey var mı kaçırmayalım diye. Sizin anlayacağınız, Julie'nin babası aslında bütün bir polis merkezinin yapması gereken işi tek başına yapıyordu. Ve ertesi sabah saat 10 civarında Julie'nin kum rengi olan
olan Suzuki Jeep'i Sand Nehri'ne giden bir dere yatağında terk edilmiş halde bulundu. Arabanın çatısının üzerine çamurla SOS yazılmıştı, yani acil yardım işareti, ama etrafta Julie'den hiçbir iz yoktu. John içgüdüsel olarak bir şeylerin çok ters gittiğini biliyordu aslında. Yani kızının çünkü her şeye not bırakma alışkanlığı vardı söylediğine göre. Nereye gitse, ne yapsa mutlaka notlar bırakırdı ama bu sefer Jeep'in içinde herhangi bir not da bulunamadı. Bölgede yapılan ilk o ayrıntılı aramanın ardından ekip en iyi şekilde nasıl aramaya devam edeceklerini tartışmak üzere Key Korok pansiyonuna döndüler. Key Korok Lodge diye geçiyor. Ve buradaki toplantının ardından aramalarda bir tane helikopter ve bir tane de sabit kanatlı uçak kullanmaya karar verdiler. Ve sonraki gün öğlen saat 2 civarında bu uçaklar havalandı. Bunlardan birinin ön koltuğunda da John oturmaktaydı. Jeep'in bulunduğu yerin 40 mil yarı çapında genel bir arama gerçekleştirdiler. Çünkü Jeep'in yakınlarında olabileceğini tahmin ediyorlardı. Ve akşam saat 4 civarında John'a Key Korok pansiyonunda bulunan bir korucudan telefon geldi. Yani bir bekçi olarak görebilirsiniz bunu, korucu dediğimi. Arayan korucu bir cansız bedenin bulunduğunu söyledi John'a. John o noktada zaten şoktan uyuşmuş bir haldeydi. İnsanlar hemen işte ona yardım edip onu Key Korok tarafına geri götürmeye çalıştılar. Orada işte cansız bedenin bulunduğu noktaya gideceklerdi. Bunun için de park korucuları tarafından sağlanan bir arazi aracıyla götürmeye başladılar John'u, ama yola çıktıktan 5 dakika sonra araba, yani sürücü kayboldu. Nereye gideceğini tam olarak kestirememişti. Ve o sırada görev turları sırasında park bekçileri tarafından kullanılan böyle çok eski olan, artık kullanılmayan bir grup kulübenin bulunduğu bir bölgeye gittiler. Bu kulübelerde işte park bekçileri kalıyordu. Orada görevlerini yapıyorlardı ya da işleri olmayınca orada oturuyorlardı. Aslında terk edilmiş yerler. Oraya vardıklarında da John oradaki telsizi kullanarak kendisini olay yerine uçuracak bir helikopter istedi. Sürücü zaten kaybolduğu için büyük ihtimalle ona artık güvenmiyordu bu konuda. Fakat helikopteri beklerken Julie'nin başına gelebilecekler konusunda ileride çok önemli bir ipucu olacak bir şey buldu. Orada endişeyle yürürken birdenbire gözleri yerdeki bir şeye takıldı. Yerde böyle bir Kenya parası vardı, metal para, ve onun üzerine de dikkatlice yerleştirilmiş bir kamera bataryası bulunmaktaydı. Bu batarya güneşi tam olarak alan bir noktaya koyulmuştu. Yani oradan güneşle birlikte şarj olmasını istemişti bunu koyan kişi. Ama o noktada John buna çok da dikkat etmedi. Çünkü aklı kızındaydı. O bulunan kişi o mu diye düşünüyordu. Ve fark etmedi. Aslında o batarya oraya Julie tarafından koyulmuştu. Helikopter geldi ve onu bildirilen bulgunun olduğu yere uçurdu. Gittiklerinde ise artık kararmakta olan Afrika gökyüzünün altında Julie'nin son kalıntıları yatmaktaydı. Neden kalıntılar diyorum derseniz, bir bacağın kopmuş alt yarısı, temiz bir şekilde ikiye ayrılmış bir kene çemiği ve bir tutam sarı saç vardı sadece. Yakınlardaysa Julie'nin çeşitli eşyalarının yakıldığı bir ateş vardı. Yani artık yanmıyordu ama orada yakılmıştı eşyalar. John gözyaşları arasında kızından geriye kalanları topladı ve onları mecburen polislere, müfettişlere teslim etti. Bu noktada çoğu insanın aklındaki teori şuydu. Julie büyük ihtimalle nehir yatağında mahsur kaldığı için yardım çağırmaya çalışmıştı ama başarılı olamamıştı. Daha sonra yalın ayak yardım çağırmak için oradan ayrıldığında birileri onun yolunu kesmişti ve canına kıymıştı. Pahalı bir kamerası vardı, Olympus marka, ve bu kamera lensiyle birlikte kayıptı. Ortada bulamadılar. Ama zaten kafa karıştırıcı başka tutarsızlıklar da vardı. Mesela bu soruları listeledim ve sizlere bu soruları tek tek okuyarak soracağım. Hepsini aklımda tutmam mümkün değil. İlk olarak Julie'nin Jeep'i normalde ana yolda gidiyordu. Ama sadece 3 mil sonra yola çıktıktan sadece 3 mil. Ana yoldan çıkmıştı. Neden? Jeep'in takıldığı yerden geriye dönse turistlerle dolu olan yakındaki bir bölgeye gidebilecekti. Ve oradan yardım isteyebilirdi aslında. Neden bunu yapmadı? Julie'nin cansız bedeni bulunduğunda kaybolmasının üzerinden 6 gün geçmişti.
Ama patologlar kalıntıları bulup da inceledikleriinde Julie'nin sadece son 12 saattir ölü olduğunu belirlediler. Yani burada da şu soru çıkıyor karşımıza. Önceki 6 gün boyunca neredeydi Julie ve başına ne gelmişti, ne yapıyordu? Julie'nin cansız bedeninin bulunduğu noktaysa Jeep'in bulunduğu yerden 7 mil uzaklıktaydı. Eğer gerçekten Jeep'ten çıkıp da oraya gittiyse yardım çağırmak için 6 günlük uzun bir sürede neden sadece bu kadar kısa yol kat etmişti? Haritası Jeep'indeki konsolun üzerinde kalmıştı. Yani orada bir yardım isteyecek olsa haritayı neden yanına almasın? Sonuçta şu andaki gibi bir navigasyon imkanı yoktu. Buna ek olarak da sırt çantası da o ateşte benzinle yakılmıştı. John Ward zaten en başından beri kızının hayatını kaybetmesiyle ilgili hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını düşünüyordu. Onun aklında en başından itibaren tek bir teori vardı ve bunun doğruluğuna çok net bir şekilde inanmaktaydı. Kızı büyük ihtimalle kaçırılmıştı. CS'ye uğramıştı ve kaçıran kişiler bunu örtbas edebilmek için onun canına kıymıştı. Julie'nin hayatını kaybetmesinden sonraki 2 hafta içerisinde Kenyalı yetkililer Julie'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini resmen elediler. Böyle bir şey kesinlikle olamaz dediler. Ve bunun üzerine John'un şüpheleri daha da arttı tabii ki. Normalde İngiltere'ye dönmüştü aslında ama bu kararı duyunca John direkt olarak Kenya'ya geri uçtu ve buna izin vermemekte kararlıydı. Gazetecilere ise şunları söyledi. Kenya turizme dayalı bir ülke. Bir cinayet vakasında başka bir yöne bakmak yani görmezden gelme gibi bir eğilimleri olabilir. Ki haklı da aslında sadece turizmle yaşayan bir ülke ise gerçekten de baştaki insanlar adaletten çok buna önem veriyorlarsa, paraya önem veriyorlarsa böyle bir şey olma ihtimali var. Ardından Kenya'daki en azından bir yetkili John'un lehine bir konuşma yaptı. Kenyalı polis patoloğu Dr. Adel Yusuf Shaker cinayete dair açık işaretler olduğunu söyledi bu davada. Aslında o raporunda bunu yazmıştı en başında ama daha sonra bu olay soruşturmaya sunulmadan önce hükümetin baş patoloğu Dr. Jason Cavity tarafından Julie'nin kemiklerinin durumuna dair olan kısım değiştirilmişti. Normalde Dr. Adel Yusuf Shaker bu kemiklerin durumu için temiz kesilmiş kelimelerini kullanmıştı. Ama daha sonra Dr. Jason Cavity bunları parçalanmış ve çatlak kelimeleriyle değiştirmişti. Bu da şu anlama geliyordu. Dr. Jason Cavity ve hükümet Julie'nin hayatını kaybetmesinin sebebinin vahşi hayvanların ona saldırmış olduğunu öne sürmekteydiler. Yani hayvanlar böyle resmen bir kavgaya tutuşmuştu söylediklerine göre ve Julie'nin canına kıymışlardı. Belli bir kısmını yiyip geri kalanlarını da ateşe atmışlardı. Bunu da duyduktan sonra John artık hiçbir şekilde Kenya'ya güvenmeyeceğini fark etti. Ve kızının naaşının İngiltere'ye gönderilmesi konusunda işlemler yapmaya başladı. İngiltere'de bizzat Austin Gresham adlı patolog tarafından incelenecekti. Gresham'ın raporundaysa şunlar yazmaktaydı. Onun söylediğine göre Julie'nin yaralanmaları, vahşi hayvanların neden olacağı yaralanmalarla hiçbir bağlantı içermiyordu. Julie'nin canına kıyanlar insanlardı onun görüşüne göre ve yüksek ihtimalle bir pala ya da başka böyle uzun ağızlı bir orman bıçağı kullanmış olmalıydılar. Çünkü çok net bir şekilde görülebiliyordu ki tek bir darbe anında temiz bir şekilde kafasını ayırmış ve bir diğeri ise bacağını dizinden ayırabilmişti. Julie'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yaklaşık neredeyse bir yıl sonra Ağustos 1989'da Nairobi'de bulunan Merkezi Ceza Mahkemesi'nde başlatıldı. Bu soruşturma hızla bir cinayet davası havasına bürünmüştü sizin de tahmin edeceğiniz üzere. Çünkü Kenyalı yetkililer olayı örtbas etmekle suçlanıyorlardı ve ya oradaki bekçilerin yani korucuların ya da polislerden birinin bunun içerisinde olduğunu düşünüyordu insanlar. Doktor Adel Yusuf demiştim başta hatırlarsanız. Kendisi hala bunların hayvan tarafından yapılmadığını savunuyordu. İlk raporunda yazdığı gibi temiz kesilmiş vesaire yazmıştı dedim ya. John'la Doktor Adel Yusuf duruşmanın başlangıcında çok böyle sert bir çapraz sorguya tabi tutuldular. Ve Doktor Adel Yusuf tekrarladı. Birisinin Julie'nin canına kıymış olduğunu düşünüyorum dedi. Baş patolog Dr. Cavity'nin kendisinin raporunu kasten ve bilerek değiştirdiğini, yazdığı şeylerin yalan olduğunu söyledi. Ama ertesi gün ifadesini değiştirdi garip bir şekilde. Dr. Cavity ikinci bir muayene daha yapmıştı.
Ve burada yaralanmaların kesinlikle bir hayvan tarafından yapıldığı sonucuna varmıştık. Ben bunu hatırlayamadım başta dedi. Aradan geçen gece boyunca size herhangi bir baskı mı yapıldı? Nasıl böyle bir şekilde 360 derece dönüyorsunuz ya da 180 oluyor herhalde. 360 olunca geri kendi şeyine geliyor. Ne saçma düşüncelerim var. İşte her neyse birden böyle zıt bir fikre gittiniz. Size baskı mı yapıldı dediler ama bunu da reddetti. Kesinlikle öyle bir şey olmadığını söyledi. Biz de inandık. Soruşturma gaflardan, örtbaslardan, yalanlardan ve resmen profesyonellik eksikliğinden oluşan bir tabloyu ortaya çıkardı. Davayı üstlenen müfettiş Muchiri Vanal, Julie'nin başına gelenlerden sonra o bölgede görevde olan koruculardan hiçbirinin izini sürmeye çalışmadığını itiraf etti. Ne evlerini aramıştı, ne onlarla görüşmüş, ne de parmak izlerini almıştı. Halbuki aslında ilk onlara bakılması ve bunun peşinin bırakılmaması gerekiyordu. Buna ek olarak Julie'nin bu Sand River kampından ayrılmadan önce misafir kaydını imzalamadığı ortaya çıktı. Orada imza vardı, evet, ama bu imzayı Julie atmamıştı. Onun yerine orada çalışan kişi olan David Nichoko onun imzasını taklit etmişti. Bu da ancak John Ward kampı ziyaret edip de o defteri incelerken bu benim kızımın imzası değil dediğinde ortaya çıktı. O zamana kadar bundan da haberi yoktu kimsenin. Ancak Nichoko sorgulandığında bunu kayıtları düzgün tutmak için yaptığını söyledi. Yani herkes çıkıyor ama bazıları imzalamayı unutuyor. Ben de onların yerine yapıyorum. Kayıtlarda bir karışıklık olmasın diye yaptım dedi. Polisler de mantıklı olarak yani imzasını taklit etmek yerine adını soyadını yazabilirdin oraya. Bu şekilde de kaydı düzgün tutabilirdin dedi. Her neyse ne amaçla yaptığını bilemiyorum. Çünkü buna dair çok bir şey çıkmadı ortaya. Yerel polis memuru Gerald Carori ise Julie'nin 6 Eylül'de kamptan ayrılışını gördüğünü, hatta çadırlarını kaldırması için ona yardım ettiğini söyledi. Ancak bunu olaydan 2 hafta sonrasında açıklamıştı. Neden o 2 hafta boyunca açıklamadığı soruluyordu tabii ki. Otopsi sonuçlarından sonra da Julie'de herhangi bir cinayet belirtisi olmadığı ve kendi canına kıydığını düşündüklerini söyleyerek bir rapor yayınladılar. Şimdi burada bana da zaten başından beri deli saçması olarak gelen bir nokta var. Polisler ve patologlar hatırlarsanız Julie'nin kamp ateşinin yanında otururken hayvanların saldırısına uğradığını iddia ediyorlardı. Yani hani hayvanlar benzinle ateş yakamaz ama Julie yakmıştır işte o arabadaki benziniyle ısınmak için onun başında otururken saldırmışlardır diye bir iddia ortaya atmışlardı. Ancak doğa tarihine dair az buçuk bilginiz varsa filmlerde de görmüşsünüzdür bunu zaten. Vahşi hayvanların alevlerden korktuğu ve onlara yaklaşmayacağı çok genel bir bilgi aslında. Yani genelde filmlerde de hep bunu görmez miyiz? Vahşi hayvanların arasında kalırlarsa insanlar ateşle korkutmaya çalışırlar. John'un avukatı Byron Georgiadis ise Masai Mara'nın baş bekçisi olan Simon Ole McCullough'a tanık kürsüsünde çok zor anlar yaşattı. İsimler çok karıştı, o yüzden öyle okumam gerekti. McCullough diye bahsedeceğim adamdan. Byron yani avukat McCullough'ı açıkça Julie'nin olayındaki fail olmakla suçladı. Ona sen Julie'yi kaçırdın, onun canına kıydın, sonra da arabasını nehre sürüp orada sıkışmış gibi göstermek için çamura yerleştirdin dedi. McCullough bu iddiayı yalanladı. Ben böyle bir şey yapmış olamam çünkü ben araba kullanmayı bilmiyorum dedi. Ama daha sonra McCullough'ın geçmişte kendileri için şoför olarak çalıştığını söyleyen 3 tane tanık çıktı kürsüye. Geçmişte şoför olarak çalıştıysan böyle bir iddiada bulunmazsın. Yani herhangi bir insan böyle bir iddiada bulunmasını anlarım. Şoförlük yapmamış ve araba kullandığı çok herkes tarafından bilinmeyen bir kişi böyle bir iddiada bulunabilir. Ama bunu meslek olarak yapmışsın yani. Her neyse daha sonra bir de mahkemeye şunu söyledi. Kendi kuyruğuna bastı burada da. Julie'nin cipi 4 tekerlekten çekişli değildi dedi. Yani iki tekerlekten olduğu için aslında gücü de daha azdı. İşte çıkamadığı için şöyle olmuştur böyle olmuştur. Ama Julie'nin cipindeki bu durum yani 4 tekerlekten çekişli olmadığının durumu o noktada kamuya açıklanmış bir bilgi değildi. Ama avukat Georgiadis, yani Byron Georgiadis, dalga geçilecek bir adam değildi. Bayağı dişli bir avukattı, öyle tabir edecek olursak.
davanın tamamının bir fiyaskodan, büyük bir yalandan ibaret olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koydu aslında bütün duruşmalarda. Hatta vahşi hayvan teorisinin saçma olmasının en büyük nedenini de şu sözlerle açıkladı. Vahşi hayvanlar birisini yemek istiyorlarsa o kişinin etini benzinle yanan bir ateşin üstünde pişirmezler. Öyle bir barbekü yapma özellikleri yoktur dedi. Soruşturma toplam olarak 2 aydan fazla sürdü. 27 Ekim'de John Ward kızının canına kıyıldığını kanıtlama konusundaki mücadelesini kazandı. Yani mahkeme bu olayın bir cinayet vakası olduğunda hemfikirdi. Ancak bunu kimin yaptığı hala bilinmemekteydi. John Ward burada tamam deyip çekilmeyecekti. Kızına adaleti vermeyi çok çok istiyordu. Bu konuda kararlıydı. Scotland Yard'ın yani İngiltere'nin polisinin dava üzerinde çalışmak üzere oraya memur göndermesini teklif ediyordu. Aslında başından beri bunu yapıyordu. Kenyalı yetkililere bu teklifi götürüyordu yani. Fakat hep reddediliyordu bu talebi. Sonunda Şubat ayının sonlarında İngiliz dışişlerinden Douglas Hurd'un baskısıyla Kenya Devlet Başkanı bu teklifi kabul etti. Kenya Devlet Başkanı ise o sırada Daniel Arap Moi'ydi. Kendisi önemli bir isim bu davada, ileride de bahsedeceğim. Moi direkt olarak kişisel bir davet gönderdi bu baskı sonucunda polislerin gelmesi için. Ve iki polis memuru İngiltere'den Kenya'ya geldiler. Hemen işe koyulup kendi soruşturmalarını başlattılar. Tanıkların ifadeleri alındı, insanlar tekrardan sorguya çekildi. Ve bunun sonucunda 3 haftadan kısa bir süre içerisinde neler yaşandığına dair net bir resim ortaya çıkarabildiler. Bölgedeki Macquarie olarak bilinen bir noktada korucu kulübelerini ziyaret ettiler. En başta bahsetmiştim ya bu bekçiler kalıyor falan diye. Ve orada da hatırlarsanız John kamera bataryasını bulmuştu tesadüfen. Her ne kadar çok üstüne düşmese bile onu oradan almışlardı yani bir kanıt olabilir diye değerlendirmişlerdi. Ve batarya gerçekten de Julie'nin orada olduğunun kanıtıydı. Masai'deki korucular güneş enerjisi hakkında işte bataryayı şarj etme falan buna dair hiçbir şey bilmiyorlardı. Turistler de o bölgeyi asla ziyaret etmiyorlardı bulunduğu bölgeyi bataryanın. Polisler bütün kulübelerde arama çalışması başlattılar ve bunların içerisinde Julie'ninkiyle eşleşen sarı saçlar bulundu. Bu kulübelerse her ikisi de evli ve aile sahibi olan iki korucu tarafından tutulmaktaydı. Bu kişiler 26 yaşındaki Peter Capin ve 28 yaşındaki Jonathan Majero'ydu. Bu iki park bekçisi alınıp sorgulanmak üzere karakola götürüldü tabii ki. Julie ortadan kaybolduğunda orada bulunan tek bekçiler, tek korucular onlardı ve hikayeleri ise yalanlarla doluydu. Kendileri Julie ile ne karşılaştık ne de ona zarar verdik, hiçbirini kabul etmiyoruz dediler. Ama dedektifler katilleri bulduklarına ikna olmuşlardı aslında. İşin daha da kötü yanı, Jonathan soy ismi belki bir yerden tanıdık gelmiştir. Kendisinin babası bizzat Kenya Devlet Başkanı'ydı. Yani eğer o böyle bir şey yapmışsa bile Kenya Devlet Başkanı babası olduğu için yüksek ihtimalle bu olay örtbas edilmeye çalışılmıştı ya da çalışılacaktı. İki polis memurunun teorileri şu yöndeydi. Julie büyük ihtimalle kısa bir yol ararken ana yoldan sapmış ve yumuşak dere yatağına doğru ilerlemişti. Orada belli bir süre kurtarılmayı beklemişti. İşte çatıya SOS falan yazmıştı. Büyük ihtimalle kütükleri ve bölgede bulunan bir krikoyu kullanarak aracını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışmıştı 2 gün boyunca. Ve o sırada devriye gezen 2 park bekçisi ona rastlamıştı. Telsizle yardım istemek yerine pil sorunları nedeniyle telsizin çalışmadığını söylediler. Şarjı işte pili bitmişti dediler. İstersen gel bizimle kulübelerin oraya kadar biz sana eşlik edelim. Oradan da işte iletişime geçeriz. Seni buradan yetkililer alır. Gideceğin yere götürürler. Cipini de oradan kurtarırlar dediler. Ve dedektifler Julie'nin büyük ihtimalle büyük bir umut ve hevesle onlarla birlikte gittiğini düşünmekteler. Çünkü kim gitmez ki? Yani yanınıza bir polis gelmiş. Bekçi tartışmalarına girmek istemiyorum. Ülkemize çok olay yaşandı zamanında ama yine de yetkili birisi yani siz ormanın içerisinde böyle kalmışsınız. Hatta yetkili birileri gelmiş.
telsizimiz çalışmıyor ama seni götürelim ya işte merkezden alsınlar diyorlar. Kim gitmez ki? Ve Julie de son umudunun bu olduğunu düşünüyordu büyük ihtimalle. O vahşi doğanın içerisinde bir başına sıkışıp kalmış kız sonuçta ve günlerce yardım istemesine rağmen bir şey elde edememiş. Dedektifler büyük ihtimalle Julie'nin CS'ye uğradığını ve orada rehin tutulduğunu düşünmektelerdi. Yani aslında hemen canına kıyılmamıştı. Fakat 6 gün sonra onu işte bulmak için babası böyle helikopterlerle falan bölgeyi aramaya başlayınca yakalanacaklarını fark etmişler ve yaptıkları şey ortaya çıkmasın diye onun canına kıymışlardı. Bunu da pangalarla yapmışlardı. Bu pangalar park korucularına verilen özel bir pala türüydü. Daha sonra onu uzak bir noktaya taşımış ve bölmüşlerdi. Ardından da cipinden aldıkları benzinle yakmışlardı. Onu bulan insanların da kazara bir şeylerin olduğunu ve sonunda doğada vahşi hayvanlar tarafından yendiğini düşüneceklerini umarak bölgeden ayrılmışlardı. Eşyalarını da bu amaçla etrafa dağıtmışlardı. Hani hayvanlar gelmiş ve oraya buraya fırlatmış diye düşünürsün diye. Ancak bu noktada memurlar McCullough'ı göz ardı etmiş ve imzayı taklit eden o otel çalışan yani kamp çalışanını da aklamış görünüyorlar. Onlara dair pek bir şey yoktu bu teoriye bakacak olursak ortada. Ancak bu gelecek duruşmalarda tartışmalı bir hale gelecekti. İki korucunun davası 10 Şubat 1992 tarihinde bir pazartesi gününde başladı. Pek çok insan bunu sadece iki korucunun davası olarak değil, Kenya'nın itibarı olarak görmekteydi. Dava, Ward ailesi adına konuşan Profesör Gresham'ın savunmaya meydan okumasıyla başladı. Ancak savunma avukatıysa Gresham'ın Julie'nin canına kıyıldığını hiçbir şekilde kanıtlayamayacağını iddia etti. Hatta üstüne üstlük Julie'nin gevşek bir kadın olduğunu ve kendisinin ahlaki değerlerinin çok yerinde olmadığını, bu felaketi kendi başına getirdiğini ima etti. John Ward da tabii ki tanık kürsüsünde vakit geçirdi bayağı 3 gün boyunca. Orada Julie'yi arama çalışmaları konusunda neler yaptığını vesaire anlattı. Aslında polisin yapması gereken her şeyi kendisinin yaptığını bütün mahkemeye göstermiş oldu yani. 4 hafta sürmesi beklenen bu dava 4 ay sürdü. Ve inanılır gibi değil, ancak o yılın Haziran ayında iki korucu beraat ettiler. Ancak yargıç örtbas etmeye çalıştıkları için davayı polise eleştirdi. En azından bu yapıldı. Duruşmanın sona ermesinden 2 gün sonra ise John Ward, Julie'nin katillerinin tutuklanması ve hapse atılmasını yardım edecek kişilere 50 bin Kenya şilini teklif eden bir reklam yayınladı. Maalesef ki bu reklamdan da hiçbir sonuç çıkmadı tabii. McCullough ise uzun zamandan beri John için davada baş şüpheliydi. Herkes kim ne derse desin o McCullough'ın suçlu olduğuna net inanmaktaydı. Ve 6 yıl sonra onu mahkemeye çıkarmayı başardı. Fakat 17 Eylül 1999 tarihinde Kenyalı bir yüksek mahkeme yargıcı delil yetersizliğini sebep göstererek McCullough'ı beraat ettirdi. Daha sonra 2003'ün başında John nihayet umut verici bir haber aldı. Geçmişteki yapılan yolsuzlukları inkar etme konusunda ve bunları ortaya çıkarma konusunda çok kararlı olan Kenya'nın yeni bir hükümeti vardı artık. Sorunu kesin olarak çözmek için de bu 14 yıllık davayı tekrardan açacaklarını belirttiler. Başkan Kibaki'nin kıdemli bir yardımcısı şu yorumu yaptı. Açık bir şekilde örtbas edildi bu dava ve iyi bağlantılara sahip olan yetkililer korundu. Yeni başkanımızın da dediği gibi artık Badana dönemi bitti dedi. Fakat bunlar 2003'te gerçekleşmiş olmasına rağmen bu son gelişme 2023'teyiz. Neredeyse 24'e gireceğiz. 20 yıl oldu. Hala herhangi bir şekilde bu davada bir gelişme yok. Şu anda Julie'nin babası John Ward 90 yaşında. Bugüne kadar kızı için adalet mücadelesinden bir gün olsun vazgeçmedi. Hala 90 yaşında olmasına rağmen ilk günkü azmiyle kızına adaleti getirmek için çabalıyor. Şüpheli Moy ise, soyadı Moy olan bu devlet başkanının oğlu olan kişi ise 2019 yılında hayatını kaybetti. Babası Başkan Moy ise Şubat ayında ölmüştü. Onun aleyhine bazı tanıklar vardı öldüğünde. Çünkü babasının hayatını kaybetmesinin ardından artık tanıklar korkmaları için bir sebep olmadıklarını düşünüp onunla alakalı ifadeye gitmişlerdi polise. Yani yıllarca beklemişlerdi. Kim bilir neler neler vardı. Belki başka tanık olan ama hayatta olmayan insanlar da vardı. Ama yine de her şeye rağmen Julie'nin davası resmi olarak hala çözülmemiş durumda arkadaşlar. Sizin düşüncelerinizi
çok 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 merak ediyorum. Sizce bu dava çözüldü mü? Bu bahsettiğim diğer iki korucu, Makalla, bunlar Julie'ye gerçekten bir şey yaptılar mı sizce? Gerçekten de devlet başkanının çocuğu olduğu için bu insanlar korunmuş olabilirler mi? Yani bunları mutlaka yorumlarda konuşalım. Bu dava benim böyle şurama bir sızı oturttu yani ve çok üzüldüm buna. Babasının ne yaşadığını düşünmek bile istemiyorum. Çünkü adam yani 90 yaşına gelmiş, fotoğrafını da gördünüz zaten. Bu yaşta belki huzurlu bir şekilde yaşlılığını geçirebilecekken en azından bir adalete kavuşmuş olsa belli bir noktada bir huzuru olurdu en azından. Hani üstüne düşeni yapmış gibi hissederdi kendini belki. Ama 90 yaşında hala yaşananları kanıtlamak için çabalıyor. Ve yani bunca yetkili, aradan geçen bunca yıl hiç kimse çıkıp da bu adaleti teslim etmemiş ona. Evet, belki bir şeyleri bilerek çok iyi araştırmadılar ellerinde kanıt olmaması için, ama eğer gerçekten her şey çok iyi araştırılmış olsaydı bu dava zaten çözülmüş olurdu benim düşünceme göre. Ama iyi araştırılmamış bile olsa ortaya çıkarılan bu kadar çok şeyin sonucunda net bir açıklama yapılabilirdi, net bir sonuca ulaşılabilirdi diye düşünüyorum. Yani gerçekten çok çok üzücü bir durum. Safari'den Afrika'ya gitmekten de korktum. Eskiden hayvan kısmından korkardım. Hani insanlar böyle arabalarda gidiyorlar da içeriye zürafalar falan kafalarını sokuyor ya bazılarında. Ben onları görünce böyle ben hiç buna şey yapamam derdim. Hani çok korkarım diye düşünürdüm. Ama çok çok istediğim bir şey tabii ki. Artık oraya gittiğimdeki insanlardan korkacağım gibi görünüyor. Yani artık bunu hayal ettiğimde orada kendi güvenliğimi insanlara karşı özellikle nasıl sağlarım diye düşüneceğim gibi duruyor. Tabii davaların örtbas edilmesi sadece orada yaşanmıyor şimdi. Sadece oraya özel bir şeymiş gibi söylediğimi düşünmeyin. Maalesef ki bu dünyanın her yerinde çok sık yaşanan bir şey. Amerika'da da belki çok fazla bahsedilmiyor. Ama orada çok çok yaygın bir durum bu ve insanlar da bu konudan çok şikayetçiler. Her yerde görüyorum. Bu her nerede olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun gerçekten insanın tüylerini ürperten bir durum. Birinin itibarının bir insanın canından daha değerli olduğunu görüyoruz bu durumda. Paranın bir insanın adalete kavuşmasından daha değerli olduğunu görüyoruz ve bu beni gerçekten üzüyor. Sizin düşüncelerinizle mutlaka konuşalım dediğim gibi. Kanal üyelerime de buradan kanalıma maddi destek sağladıkları için çok çok teşekkür ederim. Hepsinin ismi şu anda ekranda görünmekte. Eğer siz de bir kanal üyesi olmak istiyorsanız aşağıdaki abone ol butonunun yanında bulunan katıl butonundan kanalıma üye olabilirsiniz. Ama yoksa Ezgi'cim ben maddi destekten de ziyade bedavaya sana destek olacağım, bir tıkla olacağım diyorsanız da abone ol butonuna basıp ardından da beğen butonuna tıklamanızı rica ediyorum sizden. Davalar hakkındaki anlık güncellemeler için Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Orada daima paylaşıp öne çıkanlarıma yerleştiriyorum hepsini. Ayrıca yayın kanalında da konuşacağız bundan sonra. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.